Eşit boyutta kağıtlara çizilen aşağıdaki haritada hangisinde hata oranı diğerlerine göre daha fazladır demiş arkadaşlar. Hata oranı fazla olacaksa bu haritanın küçük ölçekli olması gerekiyor. Örnek veriyorum işte 1 bölü 2 milyon, 5 milyon, 1 bölü 50 milyon gibi büyük ölçekli harita olması gerekiyor. Peki bunlar aynı haritalar aynı büyüklükteki kağıtlara çizilecekmiş. Mesela ben şöyle iki tane aynı büyüklükte kağıt çizdim. Mesela birine dünyayı, birine ise Avrupa kıtasını yerleştirmek istiyorum. Ya da şöyle düşünün. Ben dünya haritasını buraya sığdırmak istiyorum. Ya da şöyle bakalım. Burası Avrupa haritasında buraya sığdırmak istiyorum. Hangisini daha çok küçültüyorum arkadaşlar? Tabii ki dünya haritasını. Bu yüzden dünya haritasını daha fazla küçülttüğüm için hata oranı nasıl olacaktır? Daha fazla olacaktır. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen ölçeklerden hangisinin küçültme oranı daha fazladır? Küçültme oranı fazladır demek ne demek arkadaşlar? Küçük ölçekli harita demektir. Ben bir şey daha hatırlatayım. Bazı arkadaşlar bunda hata yapabiliyor. Peki hangi haritalar küçük ölçeklidir? Örnek veriyorum 1 bölü 5 milyon mu? Yoksa 1 bölü 25 bin mi büyük ölçeklidir ya da küçük ölçeklidir? Hangisi daha çok küçültüldü? Bu. Matematiksel olarak da zaten bu şekilde arkadaşlar mesela 1 bölü 5000 5 milyon küçük ölçekliyken 1 bölü 25000 ise büyük ölçekli haritadır arkadaşlar bunu unutmayalım. Hemen bunları da kesir ölçeğe çeviriyorum. Yaparken ne yapıyorum arkadaşlar bakın harita uzunluğu 4 santimetre bunun tamamı 4 santimetre. Harita uzunluğu hemen şöyle yaptım. Üzerindeki sayılara baktım. 3 kilometre buraya kadar. 1 kilometre de burada. 4 kilometre. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Sadeleştirirsem 1 bölü 1. Bu da ne demektir? 5 sıfıra attığım zaman 1 bölü 100 binmiş birincisinin ölçeği. İkincisine baktım arkadaşlar. 1 santimetre kaç kilometreyi gösterdi? 1 santimetre 2 kilometreyi gösterdi. 5 sıfır eklediğim zaman 1 bölü 200 bin oldu. Bunlar içerisinde hangisi küçük veya büyük ölçekli dersem. Mesela 1 bölü 100 bin büyük ölçekliyken ikisi arasında karşılaştırıyorum. 1 bölü 200 bin 1 bölü 100 bine göre daha küçük ölçeklidir. Devam ediyorum. Şuraya geldim. 16 santimetre bölü 4 buradan 4 de buradan 8 oldu arkadaşlar. Bunu sadeleştirmem gerekiyor. Hatta şöyle sadeleştirirsem şurası 2 burası 1 kaldı. Yani 2 bölü kaç oldu arkadaşlar 5 sıfırını da atarsam 2 bölü 100 bin oldu. Bir daha sadeleştirirsem o da kaç yaptı 1 bölü 50 bin oldu. Evet bu diğerlerine göre daha büyük ölçekli bir haritaymış arkadaşlar. Hemen buraya bakıyorum 4 bölü 8 o da eşittir 1 bölü 2 yapar 5 sıfır eklediğim zaman 1 bölü 200 bin. Şöyle baktığımda o zaman B ile D seçenekleri aynıymiş diyoruz. Sonuncusuna bakıyorum arkadaşlar. 10 santimetre ölçeğin tamamı 10 santim. E o zaman şuraya kadar kaç var arkadaşlar? 30. E 10 da sıfırın bu tarafında var. O zaman ne yapmam gerekiyor? 10 bölü 40. Sadeleştirirsem 1 bölü 4. Devamında 5 sıfır, 1 bölü 400 bin oldu. Bunlar içerisinde 1 bölü 100 bin. 200 bin. 1 bölü 50 bin, 1 bölü 200 bin, 1 bölü 400 bin. En küçük ölçekli olan E seçeneğiymiş arkadaşlar. E seçeneği yani şöyle düşünün bir alan düşünün 400 bin kere küçülttük. 400 bin kere küçültürsek arkadaşlar küçültme oranı daha fazla olacaktır diğerlerine göre. Renklendirme yöntemiyle yapılmış Hollanda fiziki haritasından Ülkenin büyük bölümünün yeşil renkle çizildiği görülmektedir. Arkadaşlar fiziki haritadaki renkler sadece yükseltiyi gösterir. 0-500 metre arası yeşil, 500-1000 metre arası sarı, 1000-1500 metre arası turuncu, 1500-2000 arası açık kahverengi, 2000 metre sonrası ise koyu kahverengidir. Hollanda'da yeşil rengin çok olması ne anlama gelir arkadaşlar? Burada yeşil rengin çok olması yükseltinin 0-500 metre aralığında olduğunu gösterir. Yani ülkenin aslında yükseltisinin çok 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 az olduğu anlamına gelir ki biz şunu da söyleyebiliriz hatta normal bilgilerimizden. Hollanda'nın %50'si zaten %40'ı pardon su seviyesinin altındadır. Deniz seviyesini. Hatta bir şey daha söyleyelim. Hollanda dümdüz bir alandır. Her şeyi alabildiğinde geniş düzlükler ve tarım alanları bulunur. Hemen bakıyorum. Hangisine ulaşılabilir demiş. Ülke topraklarının büyük bölümünün orman olması en tehlikeli şey bu. Fizik haritadaki renkler yükselti gösterir. Yeşil renk ormanı göstermez. Verimli tarım alanlarını da göstermez arkadaşlar. Ülkede yükselti değerlerinin birbirine yakın olduğu anlamına gelir. Şöyle bir bakalım. Renklendirme yöntemiyle yapılmış Hollanda fizik haritası ülkenin büyük bölümü yeşil renkli. O zaman ülkenin büyük bölümü yükseltisi az. Yani ee, yükselti değerleri birbirine yakındır yorumunu yapabilirim. C seçeneğimiz doğru gözüküyor. Yüzü ölçümü hakkında veya gelişmişliği hakkında zaten harita bir e, ölçü değildir. Yer şekillerini düzleme aktarma yöntemlerinden biri de tarama yöntemidir. Buna Bu yöntemde yeryüzü şekilleri eğimin az ve çok olduğu yerlerin farklı boyuttaki kalınlıkta çizgilerle taranması ile elde edilir demiş. Buna göre hangisinde demiş ki çizgiler kısa kalın ve sık olur demiş arkadaşlar. Kısa kalın ve sık olması ne anlama gelir arkadaşlar? Burada eğim fazladır demektir. Bunlar içerisinde bakın haritayı da ben koydum ki e, burada karşılaştıralım diye. Burası bir numara bakın. Şu gördüğümüz alan 3, 2 numaranın bulunduğu alan. Burası Gölü'nün olduğu alan, burası Çukurova'nın olduğu alan, burası Güneydoğu. Bunlar içerisinde arkadaşlar renk cümbüşünün olduğu yer, farklı renklerin bulunduğu alan şurası. Yani iki numaralı alan, şu gördüğümüz alan, bu Muğla... Antalya arasına denk gelir arkadaşlar. Dağlık ve engebeli alanlardır. Batı toroslardan dolayı. Orada eğim fazla olacağı için arkadaşlar tarama yöntemiyle çizilen bir haritada çizgiler kısa, kalın ve sık çizilir. 1 bölü 20 bin ve daha büyük ölçekli haritalara plan adı verilir. Bu Buna göre bu planlarla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar plan demek ayrıntılı harita demektir. Mesela ben planla neyi çizebilirim? Ankara ilinin planını çizebilirim. Veya e, keçi öğren ilçesinin planını çizebilirim. Ya da küçük bir mahallenin ya da ilçenin planını çizebilirim. Yani ayrıntıyı iyi şekilde gösteren haritalardır. Burada hemen yazmış zaten ayrıntı gösterme gücü çok fazladır. Planlar ile çizilen haritaların gerçekleri kapladığı alanlar küçüktür demiş. Dar alanları çizeriz arkadaşlar. Mesela ben dünyanın planını çizemem çünkü dünya haritası 1 bölü 40 milyon haritayla ölçekle çiziliyor. Ya da 1 bölü 30 milyonla. 1 bölü 30 milyonlu bir plan olmaz arkadaşlar. Planlar sadece yer şekillerini demiş. Sadece yer şekillerini değil orada bulunan mahalleleri gösterebilir, yerleşmeleri gösterebilir. Her türlü haritayı yapabilirsiniz. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. Antalya Mersin arası uzaklık birinci haritada 8 santimetre hemen şöyle çiziyorum. Mesela örnek birinci haritada 8 santimetre çizilmiş. İkinci haritada 4 santimetre çizilmiş şöyle gösterelim 4 santimetre çizilmiş. Üçüncüde ise arkadaşlar 16 santimetre çizilmiş. Buna göre bu haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. İkinci harita hemen şöyle 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim. İkinci haritanın ayrıntı gösterme gücü daha azdır. Doğru. Burada 4 cm çizilmiş. Daha çok küçültme yapılmış. Ayrıntıyı gösterme gücü azdır söylenebilir. Birinci haritanın ölçeği İkinci haritanın ölçeğinden 2 kat daha büyüktür. Doğru. Mesela rastgele bir sayı söylüyorum. Burası 1 bölü 100 bin ölçekle çizildiyse arkadaşlar ikinci harita 1 bölü 200 binle çizilmiştir. Neden? Çünkü 2 kat daha fazla küçültülmüştür. Bozulma oranı en fazla olan 4 yani 4 santimetre gösteren ikinci haritadadır. Neden? Ne kadar çok küçültülürse hata oranı o kadar fazla olur. En büyük ölçek ikinci haritaya aittir demiş arkadaşlar. İşte burada bir sıkıntı var. Dikkat edin 1 bölü 100 bin ve 200 bini yazmıştım zaten burada rastgele diye. E, hangisi daha büyük? 1 bölü 100.000 mi? 1 bölü 201 mi? Tabii ki 1 bölü 100.000 daha büyük. Bu yüzden bu seçeneğimiz yanlış oldu arkadaşlar. Üçüncü haritanın ölçek paydası diğerlerinin ölçek paydasından daha küçüktür. Mesela burası 1 bölü 100.000 ise bu 2 kat daha az küçültüleceği için 1 bölü 50.000 olur arkadaşlar. E ölçek paydası bunun daha küçüktür. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada 4 santimetre olarak gösterilen AB arası mesafe ikinci haritada 10 santimetre olarak çizilmiş. Buna göre ikinci haritanın ölçeğini soruyor bize. Bunu ikiye bölmek lazım bu soruyu arkadaşlar. Önce şuradaki işlemi yapacağım. Burada neyi bulmam lazım arkadaşlar? Önce buradan gerçek uzunluğu bulmam lazım. O verilmemiş. Daha sonra burada harita uzunluğu verilmiş. Gerçek uzunluğu da bulup. Bunun ölçeğini bulmam gerekiyor. Peki buradaki gerçek uzunluk ne kadardı? Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydasıydı. Harita uzunluğuna baktığım zaman 4 santimetre çarpı ölçeğin paydası 200 bin santimetre olduğunu unutmamak lazım. O zaman buranın gerçek alanı 800 bin santimetreymiş. Arkadaşlar böyle de çizip 8 kilometre şeklinde de söyleyebiliriz. Ama şu işleme sadeleştirmemize gerek yok. Buna göre demiş diğer haritada 10 santimetre olarak çizilmiş. Diğer haritanın ölçeğini soruyor bize. Ölçek eşittir neydi arkadaşlar? Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. E, bakıyorum harita uzunluğu ne kadarmış? 10 santimetre bölü gerçek uzunluğum ne kadar santimetre olarak yazmam gerektiği için doğrudan yazıyorum. 800 bin santimetre. E, sadeleştirirsem bu da ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 80 bin geldi. Bu durumda cevabım A seçeneği olacaktır. Gölgelendirme yöntemi kullanılarak çizilen Türkiye Fizik haritasında. Hangi ilde gölgelendirilen alan daha az olur demiş. Burada nedir arkadaşlar? Aslında yer şekilleri daha sahidir demiş. Bu gölgelendirme yani herhangi şeklini çizeceğimiz yere ne yapıyoruz? Bir ışık veriyoruz. Eğer engebeli ise gölge olur. Eğer gölge az ise ee, yani aydınlık daha fazlaysa oranın yer şekilleri sahidir. E, Sivas'a bakıyorum hemen şöyle baktım biraz dağlık engebeli. Bolu, Bolu dağları var zaten. Muğla, Menteşe dağları var. Şanlıurfa'ya baktığım zaman arkadaşlar burada bunlar içerisinde sanki yer şekilleri en sade olan Şanlıurfa gözüküyor ki Kastamonu bu da dağlık bir alan. Bunlar içerisinde e, Şanlıurfa yer şekilleri sade olduğu için gölgelendirilen alan daha az olacaktır. Yer şekillerinin haritaya aktarılma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi, daha doğrusu öncüllerden hangileri doğrudur? Kabartma yöntemi ile yapılan haritaların taşınması, kullanılmasını kısıtlamaktadır. Doğru. Normal bir haritayı ben rulo yapıp taşıyabilirim. Ama kabartma haritası herhangi bir yere çökecek, çık çıkacak gibi durumlardan dolayı taşıması zordur. Bu yüzden etrafınızda çok fazla harita taşıyan, daha doğrusu kabartma haritası taşıyan insan göremezsiniz. Renklendirme yöntemiyle yapılan haritalarda kısa mesafede renklerin değişmesi zaten niye göre yapılıyor? Yükselti basamağı. Yeşil'den hızlı bir şekilde kahverengiye geçiyorsam birden yükselti artar anlamı çıkar. İzohips yönteminde eğrilerin sıklaştığı yerler tarama yönteminde ince, seyrek ve uzun gösterilir demiş arkadaşlar. Burası yanlış olacak. Aksine burası eğimin sıklaştığı yer değil. Eğimin az olduğu yerler bu şekilde gösterilir. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur. Coğrafya öğretmeni Yeşim Hanım öğrencilere iki farklı Türkiye idari Bölünüş Haritası göstermiş ve birinci haritada Bursa ilinin yüz ölçümünün 16 santimetre kare olduğunu söylemiş arkadaşlar. Ben buraya çizdim 16 santimetre kareyi de yazıyorum içerisine. İkinci haritada ise 4 santimetre kare olduğunu söylemiş. Daha sonra öğrencilerden bu iki haritanın ölçeğinin karşılaştırmasını istemiştir. Peki alanı biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarı. Örnek veriyorum. Burası 2 ise burası 8. İkisini çarptığımızda 16 bulduk. Peki ikincisinde nasıl olacak? 1'e 4. E, çarptığımızda ne oldu? 4 santimetre kare olmuş oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Şunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın kısa kenar 2 kat uzun kenar 2 kat artmış. Ama alana baktığınız zaman 4 kat artmıştır. Örnek veriyorum yukarıdaki haritanın ölçeği eğer 1 bölü 200 bin ise aşağıdaki 2 kat daha küçültülmüştür. 1 bölü 400 bin olmuştur. Yani ölçek 2 kat küçültüldüğü zaman uzunluklar 2 kat küçülür. Alan ise kısa ve uzun kenarın çarpımından dolayı 4 kat küçülmüş olur. Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Nurcan ne demiş arkadaşlar? Birinci haritanın ölçeği ikinci haritanın ölçeğinden 2 kat daha büyüktür. Evet doğru. 1 bölü 200 bin 1 bölü 400 bin dedik. Doğru. Bahar matematik dersinde öğrendiğimize göre alan hesaplamalarını uzun kenar ve kısa kenarı çarpıyorduk. O halde haritanın ölçeği 4 değil 2 kat değişmiştir demiş. Bahar'a aferin diyoruz arkadaşlar. Matematik öğretmenini de tebrik ediyoruz burada. Dikkat edin alan 4 kat değişirken uzunluk 2 kat değişiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Salih. Birinci haritadaki alan daha büyük olduğuna göre ölçeğin paydası daha büyüktür demiş. Ee, bu pek olmadı arkadaşlar. Çünkü ölçeğin paydası daha büyük değil. 200 bin 400 bine göre daha küçük olacak şekilde söylemesi gerekirdi. Melike o zaman birinci haritada 8 santimetre olarak gösterilen iki kent arası uzaklık ikinci haritada 2 santimetre değil. Aksine bakın burada 8 santimetre burada 4 santimetre gösterilmiş demesi gerekiyordu. Melike de yanlış söylemiş. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabı söyleyen Nurcan ve Bahar doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 75 kilometre kare alana sahip bir tarım alanı harita üzerinde 3 santimetre kare olarak gösterilmiş. Bu haritanın alanı ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Hemen buraya baktığımız zaman ölçeğini soruyormuş pardon ne kadardır demiş. Burada hemen baktığımızda 75 ve 3. Yalnız burada ölçek olduğu zaman karesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Peki ölçeği nasıl buluyordum ben arkadaşlar? Harita alanı bölü gerçek alan. Ancak ölçeğin kökünü almamız gerekiyor. O zaman şöyle mi olacak? 3 bölü 75. Bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 25. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey hala ölçek kök içinde. Bunu kökten kurtarmak için bunun da karesini alıyorum arkadaşlar. O zaman ölçek eşittir 1 santimetre. Kaçı göstermesi gerekiyor arkadaşlar? 5'i göstermesi gerekiyor. Bu durumda cevabımız hemen bakıyorum. Çentikler arası 1 cm'ymiz zaten. 1 cm 75'i göstermiş, 50'yi göstermiş, 25 ve 5'i göstermiş. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen şekilde AB arası eğim %5 yatay uzaklık ise 8 kilometreymiş. Buna göre B'nin yükselsi kaç metredir demiş. Peki biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Eğimin formülünü. Eğim neydi? Eğim eşittir yükselti farkı. Bölü yatay uzaklık çarpı 100. Ve şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Eğim hesaplamaları hep metre cinsinden yapılır. Peki burada neyi vermiş arkadaşlar? Eğim %5 demiş. Eşittir dedik. Burada başka yatay uzaklığı vermiş. 8 kilometre demiş. Kilometreyi e, metreye çevirmemiz lazım. 3-0 ekledik. Yüzde denildiği için çarpı 100. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Yükselti farkı ne kadardır diye sormuş. Hemen şurada bir sadeleştirme yapıyorum. İki tanesini sıfır sildim. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? B eğim yükselti farkı bölü 80 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak yükselti farkı eşittir 400 metreyi bulmuş olduk. Peki bana neyi soruyor arkadaşlar? Burada B'nin yükselsini soruyor. E A'nın bulunduğu alan 0 metre, aralarında 400 metrelik fark olduğuna göre B'nin yükselsi kaç metre olacaktır? 400 metre olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.